Bu mektupta yani dikkat çeken belki bir konu Medresetü Zehra ve tabii Medresetü Zehra'nın örnek alındığı medreseden bir tanesi Camiül Ezher, Mısır'daki meşhur Camiül Ezher. Bir diğer husus belki bu mektupta özellikle bir kısım insanların mesela işte Ali Adi Talebesi'nin köyünde yaptığı faaliyet ve o köylülerin neredeyse büyük ekseriyetinin Risale-i Nur'a olan iştahları aslında bize şunu da hatırlatıyor. Bu döneme baktığımız zaman aslında 30'lu yıllardan itibaren başlayan bir süreç var. Yani 30'lu yıllardan itibaren özellikle milli eğitimi tamamen dinden arındırma ve özellikle maddiyatçılığın, işte tabiatperestliğin çağrıştırıldığı bir eğitim üzerine girdiğini görüyoruz ki insanlarda dine karşı, dini öğrenmeye karşı müthiş bir açlık oluyor. Ve bu açlığa karşı da Risale-i Nur'un ortaya çıkışı, Risale-i Nur'un özellikle imanın erkanlarına karşı yapmış olduğu tahşidat, bir kısım planları da aslında bozmuş oluyor. Yani birileri imanın erkanlarına, Allah'ın varlığına, ahirete, kadere ve diğer erkanlarına saldırılar üzerine Risale-i Nur'da da bütün tahcidatın bunlara yönelik olduğunu görüyoruz. Tabii Medrese-i Zehra meselesi var. Bilmiyorum soracak mıydınız, ben erken miyim? Yani Medrese-i Zehra konusu var. Medrese-i Zehra'nın da iki şekilde düşünüldüğünü belki söylemek mümkün. Bir tanesi işte fiili olarak işte Bediüzzaman Said Nursi'nin 1907'den itibaren ki bilindiği gibi İstanbul'a gidiş sebeplerinden bir tanesi de doğudaki eğitimsizliği görüp özellikle yani eğitimde hissedilen bir çeşit açlığın giderilmesi için medresenin işte Diyarbakır, Bitlis, Van gibi yerlerde bir medresenin kurulmasını istiyor. Ama nasıl bir medrese? Eski tarz medrese değil, yeni tarz bir medrese. Yani fen bilimleriyle din bilimlerinin beraber okutulduğu ve bu iki alanın da hiçbir şekilde göz ardı ya da ihmal edilmediği bir eğitim modelini görüyoruz. Ama maalesef bu konuda bilindiği gibi başarılı olamamış. İlk önce işte teklifini Sultan Abdülhamit'e yapmış. Bilindiği gibi Sultan Abdülhamit döneminde bu teklif kabul görmemiş. Sonra Sultan Reşat da aynı teklifi yapıyor. Orada da işte Balkan Savaşı, ondan sonra işte Trablusgarp Savaşı, sonra Birinci Dünya Savaşı derken o da gerçekleşmiyor. Sonra Büyük Millet Meclisi'ne o teklif var. Ta işte temelin atılması ayrıntısını zamanımız el vermiyor. Bu gerçekleşmeyince bu sefer farklı bir şekilde aslında gerçekleştiğini görüyoruz. Yani hatta işte bazı mektuplarında, eserlerinde ifadesi de var. İşte öğrenciler geliyorlar bize, işte hocalarımız bize Allah'ı, dinimizi tanıtırmıyorlar. Biz nasıl öğrenelim? O da ne diyor onlara? Diyor ki siz hocalarınızı değil okuduğunuz fenleri dinleyin diyor. Dolayısıyla öğrenciler okullarında fen bilimlerinden istifade ederken evlerine döndükleri zaman Risale-i Nur'da dini konuda, imani konuda, özellikle imanın esasları konusunda o açlığı, o eksiği giderilince bir bakma Medrese-i Zehra'dan beklenen netice ya da istenen, gerçekleşmesi istenen şeyler bir bakıma bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yani insanlar fen bilimlerini devletin açmış olduğu kurumlardan alırken din bilimlerini de işte Risale-i Nur'un neşri ve yayılması ve özellikle o zamanın ihtiyaçlarına hitap eden, yani en fazla işte dini konularda ihtiyaç duyulan meseleler Risale-i Nur'da yerini buluyor ki en önemlisi imani meseleler. Çünkü bu öyle bir dönem ki o zamana kadar olmayan hücumlar bu dönemde
imanın esaslarına saldırıyorlar. Allah'ın varlığından tutun da ta kadere, işte haşre, işte ebedi hayata gibi. Dolayısıyla insanlar bu açlığı Risale-i Nur'la ne yapıyorlar? Gidermeye çalışıyorlar ki bu rağbet de tabii ki Bediüzzaman Said Nursi çok müthiş bir şekilde memnun ediyor. İşte bütün o hastalıklarını, yaralarını unutup bu müjdeyle bir bakma tekrar sağlığına kavuşuyor. Ve bu gelişmeler tabii arka arkaya gelince bir bakma işte aslında arzuladığı şeyin yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını daha hayattayken görmüş oluyor.